Evet, öncelikle hoş geldin Sami Bey. Aksaray'ımız tabii bir tarım hayvancılık şehri. 420 bin hektar tarım arazisi olan ve bunun tamamını eken ve bu şekilde 2022 TÜİK rakamlarına göre 12. sırada yer alan, bitkisel üretimde ilk 10'da 12 tane ürünü olan, tahıllar ve bitkisel ürünlerin üretim miktarının ton bakımından 5,5 milyon tonla Türkiye'de 3. sırada yer alan önemli bir tarım hayvancılık şehri. Biliyorsunuz 2022 TÜİK rakamlarına göre yonca üretiminde Türkiye birincisi, iğde üretiminde Türkiye birincisi, çavdar üretiminde Türkiye üçüncüsü, arpa üretiminde Türkiye dördüncüsü, şeker pancarı üretiminde Türkiye dördüncüsü, sarımsak üretiminde Türkiye dördüncüsü, patates üretiminde Türkiye yedincisi, silajlık mısır üretiminde Türkiye yedincisi, dane mısır üretiminde Türkiye onuncusu olan, üretim yapan, ürettiğiyle birlikte çiftçilerini doğduğu yerde doyuran bir tarım hayvancılık şehri. Öncelikle tabii biz özellikle geçen seneki, bu seneki hubat hasatından da bahsetmek gerekiyor. Bizim 2022 yılına göre arpa ve buğdayda bir %20 rekolte artışımız var. Çok güzel de yağışlar aldık ve çiftçimiz de bu üretimden memnun. Geçen seneye göre %20 artışla birlikte bu sene hasatımız bitti, arpa ve buğday hasatımız. Bundan sonra nohut hasatımız başlayacak. Daha sonra çerezlik ayçiçek ve şeker pancarı ve dan mısır, silajlık mısır da ilerleyeceğiz. Tabii Aksaray'ımız biliyorsunuz hayvancılık da çok önemli bir noktada. 385 bin büyükbaş hayvanla Türkiye'de 12. sırada, 1 milyon 65 bin küçükbaş hayvanla Türkiye'de 17. sırada olan ve en önemlisi dünyada ve Türkiye'de gelişmiş hayvancılığın önemli kriteri olan arı işletmede 124 işletmede Türkiye'de 3. olan ve Türkiye'de süt üretiminde yılda 478 bin tonla 9. sırada olan büyük bir il. Tabii böyle büyük bir hayvansal üretim olunca da bunun yanında hem yem bitkileri hem de arpa üretimimiz oldukça fazla. Tabii bunun yanında şeker pancarı üretimimiz de ilimizde çok geçen seneye göre artış gösterdi. İlimizde biliyorsunuz bir tane şeker pancarı fabrikamız var bizim. Ve geçen seneye göre de şeker pancarında %30-40 bir artış bekliyoruz. İnşallah bu artışla birlikte şu anda hasatlara yakın bir zamanda geçeceğiz. Şu anki durumumuz çok iyi ve iyi bir şekilde de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evet, biliyorsunuz biz bakanlığımızın destekleriyle kırsal kalkınma yatırımları programında çiftçilerimize destekleme ödemesi yapıyoruz. Geçen sene ekonomik altyapı yatırımları ve ekonomik yatırımlar kapsamında 206 tane altyapı yatırımlarına, 3 de ekonomik yatırımlara toplam 46 milyon proje bedeli, bunun yarısı olan 23 milyon TL hibe olarak ödedik. Yine yaklaşık 26 tane %50 basınç sulama sistemi hibesi şeklinde çiftçilerimize hibe ödemesi yaptık %50 ve burada da yaklaşık 2 milyon 400 bin TL proje bedelinin 1 milyon 200 bin TL'sini ödedik. Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olan Uzman Eller Projesi'nde de biliyorsunuz Uzman Eller Projesi'nde üniversitelerin veteriner hekimlik, ziraat, ormancılık, gıda, su ve kimya bölümünden mezun olan üniversiteli gençlerimiz, aynı zamanda yüksekokuldan da mezun olan gençlerimize biz 250 bin TL iş kurmaları için hibe veriyoruz. Bu sene de 41 tane gencimize iş kurması için 250 bin TL'den 10 milyon 250 bin TL hibe vereceğiz. Sözleşme imzalarımızı da başladık inşallah. Bunun yanında tabii biliyorsunuz bizim yine hayvancılık destekleri programında kapsamında düve alım projemiz var. 2023 yılında 346 kişiyi onaylayıp bakanlığımıza göndermiştik. Bakanlığımızın da onaylamasıyla birlikte yaklaşık 29 bin gebe ve boş düveye yaklaşık 336 milyon TL hibe ödemesi yapacağız. Bunda da alımlar Ağustos ayının işte bu Ağustos ayının ilk başında başladı ve 25 Aralık'a kadar devam edecek. Diğer bir önemli nokta da bitkisel üretimde biliyorsunuz tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirme projesi var. TAKE projesi. Bitkisel üretim genel müdürümüzün desteklediği. Son 3 yılda da biz bu projeler kapsamında birçok tohum dağıtımı yaptık. %75 hibeli. Yine bu bahar ayında aspir, yağlık ayçiçeği, nohut unuttuk. Burada da yaklaşık 6 milyon proje yaptık tohum dağıtımında. 705 çiftçimiz faydalandı. %75 hibeli bu. Yine güz döneminde arpa, buğday ve kanola için de yine bir 11 milyonluk bir projeyi bakanlığımıza gönderdik. Bununla alakalı da sonuç bekliyoruz inşallah. Tabii TAKE projeleri ilimizde küçük dokunuşlar, büyük sonuçlar veren, aynı zamanda bizim şu anda 2022 yılına göre hem NADAS alanlarını hem de atıl tarım arazilerini 50 bin dekar azalttığımız, bu alanlara ekim yaptığımız önemli bir projemiz. Bu projemizde de inşallah güz döneminde de gelecek olan ödeneklerle yine çiftçilerimize arpa buğday tohumu dağıtıp ve kanola tohumu dağıtıp %75 şibeli üretim faaliyetlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Evet, biliyorsun biz bakanlık olarak kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapan bir bakanlığız. Yani bizim projelerimizde daha çok kadın çiftçilerimiz yüksek puan alıyorlar. Başvurdukları zaman erkek çiftçilere göre yüksek puan alabiliyorlar. Üretime katkı sağlamak, onları üretim içinde tutmak amacıyla. Tabii bu kapsamda da bizim bu sene 2022 yılında başladığımız bir
jeotermal sera OSB projemiz var. Bu çok önemli bir proje ilimiz için. İlimizin lokomotifi olacak proje. 2022 yılın 6. ayında bakanlığımızın destekleri ve valiliğimizin himayesinde kurucu ortakların katkılarıyla Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzden Organize Sanayi Bölgesi Daire Başkanımız, Daire Başkanlığımızın personeli ve il müdürlüğümüzün personelleriyle Merkez Karkın köyünde arazi tespit çalışmalarına başladık ve tespit çalışmaları sonucunda Ocak ayının 6'sında 2023 yılının Ocak ayının 6'sında 37 sicil numarasıyla Karkın Sera OSB jeotermal kaynaklı Sera OSB'miz kuruldu. Tabii bu OSB'miz yılda ortalama 50 bin ton yaş sebze meyve üretimi yapacak. Yılda ortalama 750 milyon TL ilimizin ekonomisine ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Yaklaşık 2000 kişi istihdam edilecek ve bunun %80'i kadınlardan oluşacak. Ve aynı zamanda burada 4 çeşit enerji kullanılacak. Jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi ve güneş enerjisi. Ve buranın toplam proje bedeli 1,5 milyar TL. Yaklaşık 45 adet sera parseli, 25 adet de sanayi parseli olacak. Buradan hem ülke için hem de yurt dışına buradan üretilen ürünler ihraç edilecek. Tabii burada amacımız, burada çiftçilerimizin burada faaliyette bulunup hem doğduğu yerde doymalarını hem de ilimizin ekonomine katkı sağlamalarını istiyoruz. Bu projemizde şu anda üst yapı, genel yerleşim planı ve diğer nazım imar planlarının ve imar planlarının ihale aşamasındayız. İnşallah bu ihale aşamasını bitirdiğimizde sene sonunda parsel dağıtımına geçip 2024'ünün sonuna doğru faaliyete geçmeyi düşünüyoruz. Proje gerçekleştiğinde Aksaray'ımızın önemli bir tarım kenti olduğunu daha da perçinleyecek ve yılda 50 bin ton yaz sebze meyve üretim bizim şu andaki sebze üretimimizin %50 artış sağlayacak. Proje şu anda çok güzel şekilde ilerliyor. Burada jeotermal enerji kullanacağız. Yani jeotermal enerji yerin 2000 metre altından gelen su jeotermal enerjiyle seralara gelecek ve 80 santigrat dereceye temiz su olarak seralara şebeke kapsamında verilecek. Bu da şu anda suyun çalışmaları da devam ediyor. İnşallah projemizi bitirdiğimizde Aksaray'ımıza büyük bir katkısı olacak. Tabii projemizin kurucu ortakları var, hissedarları. Aksaray İl Özel İdaremiz var, Aksaray Belediyemiz var, Aksaray Ticaret Borsamız, Aksaray Ziraat Odamız, TDOSE ve Yatırımcılar Derneği. Bunlar kurucu ortaklarımız. Bu kurucu ortaklarımız 15 tane hissesi var. İnşallah projemiz bittiğinde Aksaray Türkiye'de önemli bir tarım hayvancılık şehri olacak diye inşallah tahmin ediyoruz. Biliyorsunuz biz Aksaray'ımızda makine parkı çok kuvvetli olan biriz. Özellikle endüstriyel bitki üretiyoruz. Yem bitkileri özellikle yonca, şeker pancarı, patates, çerezlik ayçiçek, çerezlik kabak. Bunlarda da Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer alıyoruz. Tabii bunlar makineli tarımla yapılıyor. Ve çiftçilerimiz bu konuda da kısa kalkınma yatırımlarından %50 hibe alabiliyorlar. Biz bu makinelere %50 hibe ödüyoruz. Bu sene de 206 tane makineye %50 hibe ödedik biraz önce bahsettiğim gibi. Yani makine parkı fazla olan, özellikle teknolojiyi kullanan ve tamamen %95-%96 oranında basınç sulamaya geçen önemli bir şehir Aksaray. İnşallah bizim amacımız çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak, onları doğduğu yere doyurmak ve onlara destek olmak istiyoruz. Makine parkını da çiftçilerimizin genişletmek için hem bakanlığımızın hem valiliğimizin hem de yerel ajanslarının katkısıyla projeler yapıyoruz. Ahmet Bey burada önemli bir nokta, biz son 5 yıl içerisinde 1000'den fazla proje yaptık. Tabii burada bakanlığımızın destekleri var, valiliğimizin, yerel ajansların ve bütün şubelerimizin, bütün birimlerimizdeki çalışan personellerimizin. Ben hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Tabii Aksaray'ımızın tarımsal üretimde Türkiye'de 3. sırada yer almasında birçok kişinin de emeği var. Ben Sayın Bakanımıza ve bakanlığımızın tüm önemli genel müdürlüklerine ve bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kurum müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarıma ve tabii eline asırlı çiftçilerimize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu üretim tek başına gerçekleşmiyor. Hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah Aksaray'ımızı, amacımız Türkiye'de tarım hayvancılıkta marka bir şehir yapmak. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Her zaman telefonumuz açık. Bütün çiftçilerimiz bizlere ve arkadaşlarımıza ulaşabiliyor. Sorunları yerinde çözmeye çalışıyoruz. Sahada olmaya çalışıyoruz. Amacımız da bu. Çiftçilerimizin sorunlarını dinliyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Projeler üretiyoruz. Onları projelerle birlikte üretime katkı sağlamalarını istiyoruz. Kadın çiftçilerimizi üretime çekmek için tarımsal kalkınma kooperatifleri, kadın kooperatifleri kuruyoruz. Bu kapsamda da 2020 yılında 7 tane kadın kooperatifi kurduk. Bunların şu anda 5'i aktif halde çalışıyor. Bunlara proje yaptık. Mesela birine, bir kooperatifimize, özellikle Hasan Dağı'nda bir kooperatifimize
Kocaberi projesi yaptık. Çilek üreteceğiz. 1 milyon 600 bin TL ahilerden destek aldık. Onları üretime sokup yaklaşık 100 tane kartımızı istihdam etmek istiyoruz o projede. Amacımız üretmek, üretirken de çiftçilerimize destek sağlamak istiyoruz. Tabii şu anda hasatlarımız sorunsuz devam ediyor. Verimlerimiz, rekoltemiz artış. Bir sıkıntımız yok. Biraz önce bahsettiğim gibi hubat hasatımızı bitirdik. İnşallah nohuta başlayacağız. Daha sonra çerezlik, ayçiçek, şeker pancarı, işte mısır şeklinde ilerleyeceğiz. Ben çiftçilerimize ürettikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü üretmek zor bir iş. Ama her şartta, her zamanda üreten çiftçilerimize ben Allah razı olsun. Biz de onların her zaman yanındayız. Aksaray'ın tarımsal üretimine destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.